Ne oluyor? Neden otobana girdik? Yalvarıyorum size lütfen. Öğrenciyim ben. Psikoloji bölümünde okuyorum. Az önce annemlere mesaj çektim. Minibüsteyim, eve geliyorum dedim. Ya sana soruyorum lütfen. Ya yardım edin! Yardım edin! Henüz 20 yaşında. Hayatının baharında bir genç kızdı Özgecan Aslan. Hayalleri vardı. Ve her sabah yeni güne o hayalleri gerçekleştirmek için uyanıyordu. Ya Özoş, uf, bu ne sabah sabah ya. Albino ne? Ya kızım onu mu diyorum ben ya? Ne o elindeki? Dün gece hiç uyumadım. Senin için bir şiir yaptım. Gerçekten mi? Okumamı ister misin? Altyapıyı kurmuşsun yani sen burada. Ben istemesem de okuyacaksın belli ki. Sen ki en korkulu gecelerimin ardındaki güneşin doğuşu. Sen ki içimin bir tuhaf olduğu sonbahar. Sen ki kışın gökyüzünün griye boyanmış tonunda dans eden mavilik. Sen ki geceliğin gökyüzündeki en parlak yıldızımsın. Sen ki kendimi güçsüz hissettiğimde ağlamakla ağlamamak arasında kalp ağrımsın. Sen ki bensin. Ne oldu, beğenmedin mi? Ya manyak mısın? Nasıl beğenmem, çok güzel olmuş. Ablasının bir tanesi ya. Kalkmış şiir yazmış bana ya sabah sabah. Gel. Tanesi. Bütün gece bıdır bıdır. Bütün gece bıdır 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 şiir yazdım, uyutmadın ondan. Ya evet. Günaydın. Geceleri uyumazsanız sabahları böyle kalkamazsınız işte. Bugün erkencilerdi. Sabah müzik geliyordu odalarından. Akşama ne yemek yapayım size? Vallahi Özgecan'a kalsa her gün mantı yenecek bu evde. Çok seviyorum, ne yapayım? İster misin akşama sana harput köfte yapayım babaannem? Ciddi misin? Süper babaannem benim. Tamam, akşam erkenden evdeyim o zaman. Yaparım babaannem. Kızlar, yemek yapmayı öğrenseniz iyi olur. İleride evlendiğinizde bize muhtaç olmazsınız. Anne. Ben evlenmeyeceğim ki. Hem psikologların ilişkileri yürümüyormuş. İnsanların akıllarının içiyle uğraşmaktan kalbiyle uğraşmaya vakit kalmıyor. Babasının kızı ne olacak? Dokunmayın benim biricik meleğime. Kızlarım kendi kararlarını vermekte özgürler. Ama onlardan ufak bir ricam olacak. Eminim babalarını kırmazlar. Babacığım, bugüne kadar ne istedin de yapmadık biz? Son günlerde beraber yemek yiyemiyoruz. Eğer akşamları birlikte yemek yersek
Hep beraber daha fazla vakit geçirebiliriz. Hı? Merak etme babacığım. Bundan sonra erkenden evdeyiz. Senin de annemin de hakkını ödeyemeyiz biz. Sen bir iste, biz iki yapalım. O zaman akşama ziyafet var. Yine sana yaradı zaten. Ama artık köfteyi de çok seviyorum. Ay babaannem ya, ki çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun, mis gibi değil mi? Özgecan, anne babasına karşı çok saygılı bir evlat okuyordu. Ama hayal olarak farklı bir... O zaman akşama ziyafet var. Yine sana yaradı zaten. Ama artık köfteyi de çok seviyorum. Ay babaannem ya, çok güzel olmuş. Afiyet ay, olsun. Afiyet olsun. Ay afiyet olsun, mis gibi değil mi? Özgecan, anne babasına karşı çok saygılı bir evlattı, sevgi dolu bir evlattı. Hayalleri vardı ve siz de her zaman onun hayallerine destek oldunuz. Turizm Meslek Lisesi'nde okuyordu ama hayal olarak farklı bir meslek düşünüyordu. Psikolog olmak istiyorum baba dedi. Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım. Ve bütün hasta insanları iyileştireceğim. Ben vazgeçmesini istedim, öğretmen olmasın ya da hemşire, yok dedi. Psikolog olacağım dedi. Ben kargoda çalışıyordum, bizim oraya gelirdi. Tabii bizim iş çok stresli, çok yoğundu. Görüyordu yani nasıl çalıştığımızı. Herkes asabi, sinirli bir şekilde çalışıyor. Hepinizi diyordu, tedavi edeceğim diyordu. Hepinizi iyileştireceğim diyordu. 100 puan daha fazla bir puan alması gerekiyordu psikolojiye girebilmesi için. Ve biz dahil bunun çok mümkün olmayacağını, olamayacağını, çok zor bir şey olacağını düşünüyorduk ama çok çalıştı. Çok çalıştı ve başardı. Çok mutlu olmuştu, kitaplarını hemen çıkardı. Çıkardı, hiç unutmam, temizledi bunları işte. Dedi gerek kalmadı, kazandım dedi. Çok seviniyordu, çok mutluydu. Özge'nin farklı bir enerjisi vardı. Çok farklıydı. Yani çok yumuşak kalpli, çok uslu, çok pozitif. Aklından kötü bir şey geçmiyordu. Mutluyduk. Tabii nasıl okutacağımızı düşünüyorduk. İşte ben emekli burslu olmuştum. Olarak burslu olarak kazandı. %50 burslu. Emekli olmuştum. Tekrar hani onu okutmak için dedim çalışayım. Hatta kaydını yaptırdık, beraber gittik. Özgecan üniversite sınavında hayallerindeki bölümü kazanmıştı. Ve o sabahta dünyanın en iyi psikoloğu olmak için evinden Tarsus'taki üniversitesine doğru yola çıkmıştı. Ama o gün yaşanacakları kim tahmin edebilirdi ki? Arkadaşlar, gelişim psikolojisi bir vizesi için son bir değerlendirme yapalım sizlerle. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hocam, en son işlediğimiz dil gelişimi konusu sınava dahil mi? Dahil, evet. Şubat'ta yapacağız onu. Başka var mı arkadaşlar? Hocam, olgunlaşma ve değişim farklılıklarının olacağı sunumun tarihi belli oldu mu? Belli oldu, evet. Mayıs'ta yapacağız. Günaydın.
Dalmışsın yine hayallere. Büyük hayallerimiz var. Psikolog olacağız biz. Aferin. En iyi arkadaşın sana ulaşmaya çalışsın. Sen burada oturmuş Beethoven dinle. Kızım yaptırsana şu telefonu. Yaptıracağım yarın söz. Dersin yok mu? Yok, erken bitti. Hadi gidelim o zaman. Nereye? Alışveriş merkezine. Gezeriz biraz. Tamam ama geç kalmayalım. Babam sofrada bizi görmek istiyor. Tamam, bizim de misafirimiz var zaten. Erken çıkarız. İyi, tamam. Bir şeyler içeriz oturup ama önce birkaç mağazaya bakalım, olur mu? Hayırdır? Ya anneme hediye almak istiyorum. Ne zamandır aklımdaydı. Kadın beni okutmak için yeniden işe başladı. Nasıl hakkını ödeyeceğim bilmiyorum. Sen kanatsız meleksin, biliyorsun değil mi? Yemek yaptı akşamı. Karnıyarık var bizde. Sizde ne var? Bizde harput köfte. Ay ne güzel. Babaannem yapıyor. O kadar lezzetli ki. Bir gün gelsene. Ay olur tabii. Gerçekten çok güzel olur. Bir saniye. Mağazada kulaklığımı unuttum ben. Geç oldu havadan. Evet. Yarın psikoloji tarihi dersi kaçtaydı? Sabah 9. Heh, tamam. Ya bir telefonu verir misin? Annemlere mesaj atayım, meraklanmasınlar. Aa, minibüsüm geldi. Hadi geç kalma. Görüşürüz. Selam söyle evdekilere. Söylerim. Ne oluyor? Neden otobana girdin? Mersin'e gitmiyorsunuz mu? Kestirme yoldan götüreceğim sizi. Aracı durdurur musunuz? Polisi çağıracağım yoksa. Ya sana söylüyorum, durdur aracı. Ya sana söylüyorum, durdursana aracı. İnmek istiyorum ya. Ya sakin ol. Kestirmeden gidiyoruz işte. Bak ben de sinirli bir adamım. Bir yere kadar susarım. O yüzden otur şimdi, kes sesini.
Bakın. Öğrenciyim ben. Psikoloji bölümünde okuyorum. Az önce annemlere mesaj çektim. Minibüsteyim, eve geliyorum dedim. Yalvarıyorum size lütfen. Ya lütfen durdurur musunuz aracı? Ya yardım edin. Ya inmek istiyorum. İndir beni. İneceğim. Durdur aracı. Şimdi psikoloji demişken. İndir beni. Kafa doktoru yani. Sen benim kafama iyi gelir misin acaba? İndir dedim sana. Durdur arabayı. İneceğim. İneceğim. Durdur arabayı. Bak. Sana bunu göstererek seni korkutmaya çalıştım mı? Demek ki kötü niyetli biri yok karşında. Beni tanıman için anlatmak istiyorum. Ben sizi tanımak istemiyorum. Tek istediğim bir an önce annemin yanına gitmek. Ailemin yanına gitmek istiyorum lütfen. Yalvarıyorum size durdurun arabayı lütfen. Ya... Yalvarıyorum durdur arabayı ineyim lütfen. Lütfen. Ya sana söylüyorum neden duymuyorsun? Aracı durdurur musun? İnmek istiyorum. Yalvarıyorum sana lütfen. Arkadaşına mı uğradı acaba? Mesajda eve geliyorum dedi ama. İyi de çoktan gelmiş olması lazımdı. Başına bir şey gelmesin. Allah korusun Songül. O nasıl söz öyle? Endişelenmeyin. Harput köfte yaptım ben Özge canıma. Biraz sonra gelir. Ben geldim. Oo, ben siz sofralar kurulmuş yemekler hazır. Canım babaannem benim. Yapmışsın harput köfteleri. Afiyet olsun güzel kızım. Tam benim sevdiğim gibi. Şahane. Yavaş yavaş. Ne var lan? Acele acele çağırdı. Bizine ne oldu? Bir yolcuyla kavga ettim. Sinirlendirdi beni. Ben de öldürdüm onu. Ne yaptın oğlum sen? Yardım edin bana. Ne yapacağım bilmiyorum. Nerede? Ölmemiş. Nefes alıyor hala. Ne yapacağız? Hastaneye mi götürsek? Olmaz. Hepimizi yakar. Suratındaki izleri o mu yaptı? Evet. Kızın tırnaklarında DNA'm vardır. Ellerini keselim. Yaşıyor hala. Hallederiz bir şekilde. Kalmayalım burada, hemen gidelim.
Alo. Süpi. Benzin işi tamam. Konuştuğumuz yere geliyorum. Tamam, geç kalma. Tamam, görüşürüz. Merhaba kızım, kolay gelsin. Sağ ol babacığım. Ağrı kesici vermemi ister misin? Teşekkürler kızım. İlacın bir faydası olmaz. Beynimin içinde anlamsız bir ses, bir zonklama var. Delirtecek beni. Bir filmde izlemiştim. Rus kozmonotu biliyor musun? Rus bir kozmonotu bir uzay gemisiyle uzaya göndermişler. Gemi çok büyükmüş ama o çok küçük bir yerde kalıyormuş. Sonra gemide birden beklenmedik bir şey olmuş. Kontrol panelinden tuhaf bir ses gelmeye başlamış. Tıpkı kafanın içindeki gibi. Kontrol panelini sökmüş, her yere bakmış. Sesi bulup yok etmek istiyormuş. Ama bulamamış. Ses de devam etmiş. Birkaç saat böyle devam edince işkence gibi oluyor. Evet. Saat yanında az kalır. Birkaç gününü bu sesle geçirmiş. Kafayı yiyecekmiş adeta. Düşünsene, uzayda tek başınasın ve kalan 25 gününü bu sesle geçirmek zorundasın. Kozmonot bu işin böyle gitmeyeceğini bildiğinden aklını korumanın tek yolunun bu sese aşık olmak olduğuna karar vermiş. Gözlerini kapamış. Hayallerine dalmış. Sonra da gözlerini açmış. Artık sesi duymuyormuş. Duyduğu şey bir müzikmiş. Kalan zamanını uzayda tam bir huzur içinde geçirmiş. Sonsuzlukta. Kızım, bir bardak su verir misin? İçim yanıyor resmen. Kesin bir şey geldi kızımın başına. Al babacığım. Saat 8'de mesaj atmıştı besteye. Saat 12 oldu, hala yok. Evet, nereye? Karakola. Son iki haftada öyle kabuslar görüyordum ki, öyle büyük korkular sarmıştı ki kalbimi. Korkularımdan dolayı çok geç saatlere kalmadan, hava kararmadan evde olmalarını isterdim. Ama kader hükmünü verdi. Özge her zaman Beşik'te evde de yağmurlu günde hiç çıkmazdı. O gün işte dersi boş ya. Hoca gelmeyince kız arkadaşıyla işte AVM'ye gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar, yemek yiyorlar. İşte dedim sen bindirdin mi Özge'yi? Dedi ki her zaman ben Özge'yi bindiriyordum arabaya. Fakat dedi bu defa benim aracım önce geldi. O Tarsus'ta kaldığı için dedi ben otobüse bindim gittim. Özge dedi durakta bekliyordu. Onun da telefonu bozulmuştu ya, iki gün önce. Pazartesi bozuldu. De ben telefonumu vereyim dedim Özge sana. Dedi yok dedi, kafamı dinleyeceğim.
Böyle. Gelmeyince işte biz telaşlandık. Beste'yi arıyorum. Beste nerede Özge? Niye gelmiyor dedim. Anne dedim merak etme, ben mesaj çekti arkadaşın telefondan, gelecek. 9 oluyor gelmiyor, camlardan dışarı bakıyorum yok. Ben ama içime kötü şey doğdu. Çünkü Özge hiç öyle o saate kalmazdı. Söyledi saatte evde olur. Çok kuralcıydı. De gittik işte. Artık gelmeyince Beste arkadaşını arıyor dedi, bilmiyorum ben. Hani dedi, ben de şimdi merak ettim arkadaşı. Beraber gittik karakola. Adam dedi merak etmeyin, kaza yok, hastalık yok, bir şey yok dedi. Bir yere takılmıştır, gelir dedi polis memuru. Biz dedik Özge öyle bir kız değil. Asıl öyle bir kız değil. Verdi saatte gelir, onun hiç arkadaşı da yok yani. Erkek arkadaşı da yok, kız arkadaşı zaten ayrılmış. Dedi ben ne yapabilirim dedi, işte bekleyeceksiniz. Yani o yüzden tabii hep aksi olsun, aksi çıksın. Kötü şeyleri düşünmeyelim diye ümit ediyorduk. Kızım minibüse bindiğini bize mesajla bildirdi. 6 saattir ortada yok. Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Ne yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Aradan 24 saatin geçmesini bekleyeceğiz. Sonra da kayıp ilanını her yere ulaştıracağız. Siz endişelenmeyin. Ne olur yardım edin. Kızım şu anda nerede? Ne yapıyor bilmiyoruz. Ne olur yardım edin. Komutanım siz bugün izinde değil miydiniz? Hayırdır? Gülek Boğazı'nın bu gece kardan dolayı kapanma ihtimali varmış. Jandarma ilçe komutanı rica ettim. Görev kutsaldır. Kabul ettik. Konuştuğumuz gibi direkt eve git. Tamam. Yavaş yavaş yavaş. Dur bakalım ne olmuş. Jandarma. Jandarma. Tamam tamam, ben halledeceğim, tamam, sakin ol. Burada böyle bekleyerek trafiği tehlikeye atıyorsunuz. Ne oldu? Arkadaşlar yolunu kaybetmişler. Otoban bağlantı yolunu soruyorlar. Nereye gidiyorlar? Mersin'e. Ehliyet ruhsat. Ehliyet ruhsat. Tamam. Bekleme yapmayın. Bu da öyle bekleme. Devam edin. Şu minibüsü takip edelim. Emredersiniz komutanım. Komutanım, görev alanımızın dışına çıkıyoruz. Sıkıntı yok. Yine bu hayvan kaçakçılar mı? Göreceğiz. Tarsus Mersin arasında yolcu taşıyan bir minibüsün şoförü niye otoban bağlantı yolunu sorar ki? Bilmiyor mu? Hızlandılar komutanım. Sen de hızlan. Arkadaki arabayı durdursak, şoförüyle konuşsak. O minibüste şüpheli bir şeyler var. Takipte kalalım. Ama acele de etmeyelim. Bakalım sorduğu yere, otoban çıkışına girecek. Girmedi. Fatih'in aklına uyduk. Az daha yakalanıyorduk işte. Alo. Alo Supi. Arkanızdaki ben değilim. Jandarma trafik sizi takip ediyor. Ne yapacağız? Tarsus'a gidelim. Tamam. Arkamızdaki araba jandarmaymış.
Oğlum yavaşlasana biraz. Sular kaçar. Dikkat çekeceğiz şimdi. Bir şey olmaz. Acil doktora yetişmemiz gerekiyor. Böbreklerindeki rahatsızlığı söyleriz. Hallederiz bir şekilde. Fatih oydu. Kızı yakmayacaktı. Baba başlama yine. Kör kuyulardan birini atalım dedim ama dinletemedim ki. İndireceğim. Işığı aç. Hani sen otoban kavşağını sormuştun? Mersin yerine Tarsus'ta devam ediyorsun. Sorun ne? Biz bir şey yapmadık. Bizim bir suçumuz yok komutanım. Bırakın da gidelim. Size bir şey yaptınız. Suçlusunuz diye mi var? Belgeleri ver. Ehliyet ruhsat. Biraz önce bunlarla konuşan adamın arabası komutanım. Takip edeyim mi? Gerek yok. İndi aşağı. Aç minibüsün yolcu kapısını. Kanlar ne? Kızım, bir şey mi var? Anne. Hı. Neden hep kötüler kazanır? Bunu da nereden çıkardın şimdi? Yanılıyorsun. İyi yürekli insanlar asla kaybetmezler. Sen yüreğini ferah tut. Bu dünya kötülere dar gelir. Hadi bana şiir oku. Sen böyle karşımda gözü yaşlı durursan şiir falan okuyamam ben. Sil bakalım gözyaşlarını. Sana bakmak, dünyanın tüm güzelliklerini gözlerinde görmektir. Sana bakmak, dünyanın tüm tatlarını tatmaktır. Sana bakmak, hayata bakmaktır.
Konuşsana oğlum. Komutanım, Ali Beyli mahallesinde tavukları kestik. Çuvala koyup köye götürdük. Onların kanı. Bu bahsettiğin kanlar çok da senin anlatmaya çalıştığın tavuk kanına benzemiyor. Komutanım. Mersin'den gelirken aracımı aldığım bir kız bir erkek yolcuyla kavga ettim. Beni gasp etmeye çalıştılar. Direndim. Bu kan onların kanı. Peki ya Bere? Kızın kafasındaydı. Kavga esnasında düşmüş olmalı. Komutanım, yüzümdeki çiziklerden şüphelendiğinizi biliyorum. Saldırdıklarında ne olacağını önceden kestiremiyorsunuz. Merkezi tamam. Merkez dinlemede. Tamam. Görev bölgemizde tarafınıza iletilmiş herhangi bir kayıp vakası var mıdır? Tamam. Son iki haftadır herhangi bir kayıp ihbarı almadık. Tamam. Anlaşıldı merkez. Hayırlı nöbetler. Tamam. Jandarma kuvvetleri olay esnasında şey yaptık, görüştük, tanıştık. Allah razı olsun, iyi insanlardı. Ağladım ben, çok kötü oldum. Niye dedim, giderken görmediniz, gelirken gördünüz. Başka da bir şey söyleyemedim. Allah yavrularını bağışlasın herkesin. Çok çabaladılar, söz verdiler zaten biz gittiğimizde. İsmini bilmiyorum, bir beyefendi dedi ki onu size bulacağım dedi. Yani muhakkak bulacağım dedi. Öyle böyle muhakkak bulacağım dedi, söz veriyorum. İşte Mehmet dayanamadı, hemen arkadaşıyla Tarsus'a gitti arabayla. Affedersiniz. Akşam 8'den beri kızımdan haber alamıyorum. Sizin minibüslerden birine binmiş ve o saatten beri de ortalarda yok. Buyurun oturun isterseniz. Gerek yok, teşekkür ederim. Bir sorun mu var? Beyefendi kızını arıyor da en son bizim minibüsteyken haber alabilmiş. Saat kaç gibi? 8:30 gibi. Allah Allah, akşam saat 8:30'da kim geçmiş olabilir oradan? Yanlış anlamayın. Kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok. Anladım. Biz şoförlerimizi arayalım. Siz de iletişim bilgilerinizi bırakın bize. Ona göre biz kızınızı gören varsa geri dönüş yaparız size. Tamam. İfadelerinde bir itiraf yok. Sayın savcım, minibüsün incelenmesinden sonra cinayetle ilgili elimizde somut bir delil olacaktır. Gözaltı sürelerine mecbur bir sebep göstermek için uzatamayız. Şüphelileri şimdilik serbest bırakalım. Adli tıp raporu geldikten sonra duruma göre hareket ederiz. Nasıl isterseniz.
Gidebilirsin. Şimdilik. Minibüsteki araştırma bittikten sonra tekrar ifadeni alacağız. Şehirden ayrılma. Tamam komutanım. Supi. Sen top minibüs hattında çalışıyorsun değil mi? Evet komutanım. Tamam. Buyurun. Ben hattınıza kayıtlı bir minibüsle ilgili geldim. Dün akşam saatlerinde bir minibüsün şoförünü gözaltına aldık. İfadesini aldıktan sonra elimize ulaşan herhangi bir olay olmadığından serbest bırakıldı. Şimdi merak ediyorum. Size gelen ya da yakınının kaybolduğunu bildiren oldu mu? Kızlarını arayan bir aile geldi. Hatta babası iletişim bilgilerini bıraktı bize. Verelim. Buyurun. Sağ olun. Alo, kiminle görüşüyorum? Ben Songül. Kimi aramıştınız? Songül Hanım, ben kızınız Özgecan'la ilgili arıyorum. Jandarma trafik tim komutanıyım. Kimmiş? Songül Hanım. Ben Mehmet Aslan. Yardımcı olayım size. Mehmet Bey, kızınızla ilgili kayıp başvurusunda bulunmuşsunuz. Evet. Jandarma Merkez Komutanlığı'ndan arıyorum. Görüşmek istiyoruz. Gelebilir misiniz? Tamam. Tamam, geliyoruz. Baba! Bu bere kızınız Özgecan Aslan'a ait olabilir mi? Savaştı ama canını kurtaramadı. Benim savaşçı kızım, benim güzel kızım. Özgecan Aslan 1 Şubat'ta Mersin'de kaçırıldığına katledildi. Kızım tek hatası dolmuşa binip evine mi gelmeyi? Niçin adalet istiyorum? Özgecan'ın ölümü Türkiye'yi ağlattı. Bu caniliği yapanları da Allah ıslah eylesin. Allah ıslah eylesin. Mezarlığa kadınlar taşıdı Özgecan'ı. Abicim hadi. Atmayın beni, ben toprak atmayın. O yandı, Türkiye yandı. Kızımın haklarını istiyorum. Kanı yerde kalmasın. Supi altın döken Özgecan'ın katil zanlısı. Supi altın döken aranırken Necmettin altın döken ve Fatih Gökçe çok geçmeden suçlarını itiraf etti. Açın, açın, açın. Açın, açın. Açın, açın. Arkadaşı ve babası çok kısa süre içerisinde yakalandı. Ama olayın asıl faili Supi firardaydı. Ve tüm Türkiye olarak Supi'yi aramaya başladık. Taksiciler tek tek sokakları taradı. Minibüsçüler Supi'yi bulabilmek için güzergahlarını değiştirdiler. Esnaf kepenk kapattı, Supi'yi arama çalışmalarına katıldı. Peki Supi neredeydi? Abi benim izim çıktı da saat 4-5 gibi Supi'yi sana haber mi çalıştım? Karar.
Sanıklardan Supi Altındöken, canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme, suçun delillerini gizleme, cinsel saldırıya teşebbüs suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıl hapis cezasına, Fatih Gökçe ve Necmettin Altındöken'in de işledikleri suçlardan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Supi Altındöken cezaevinde öldü. Hayatını çaldığı Özgecan Aslan'sa kalbimizde derin bir iz olarak kaldı. Yüreklere düşen ateş çığ gibi büyüdü. Özgecan Aslan artık kadına karşı şiddetle mücadelenin simgesi haline geldi. Temennimizse her zaman aynı. Artık başka Özgecanlar olmasın. Özge'nin hesabı sorulacak. Özge'nin hesabı sorulacak. Protesto eylemleri dalga dalga yayıldı. Özgecan'a yapılanlara tepki için birçok kent ayakta. Yasası istiyoruz. Kaç ha? Maçta? 208 kişiydik yolda. İnsanlara okulda artık insanlık dersi göstersinler. Çocuklara insanlık dersi, sevgi dersi versinler. Yani çocuklarına sevgiyle yaklaşsınlar. Güzel eğitsinler. Hoşgörü, inanç, Allah korkusunu aşılasınlar. Bence en büyük şey bu. Allah korkusu olan hiç böyle bir şey yapmaz yani. Bir karıncayı bile biz incitmiyoruz. Bırak daha insana bir kötülük vermeyi, karıncayı bile incitmiyoruz. Biz böyle yetişmişiz yani, bir karıncayı bile incitemeyiz. Yani dünya iyilik değiştirecek diyorum. Ben Özge'yi sanki yurt dışına gitmiş okuyor gibi yani hissediyorum. Yoksa bu acıya dayanamıyorum. Bir gün ona kavuşacağımı biliyorum. Özgecanlar Derneği diye bir dernek kuruldu. Bu derneğin amacı bütün özgecanların, insani olan bütün hakların kötülüğün gasp etmemesi için çalışmak. Niçin özgecan yasası gibi bir şeye ihtiyaç duyduk? Özgecan cinayeti toplumda uzun süredir yara olan bir şeyin ortaya çıkmasını, görünür hale gelmesini sağladı. Uygulanacak cezalar sürekli indirimlere tabi oluyor. Ağır cezalar verilemiyor. Mahkemeye karşı efendi bir görünüş. İşte takım elbise giyiyorsun vesaire. Ama vahşi bir cinayet işlemişsin. Bu kadına karşı veya başka birisine karşı. Geliyor orada. Sakin. Kravatını takmış vaziyette geliyor. 6'da 1'e kadar indirim uygulanıyor. Dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak birisi sadece müebbet alıyor. 25 sene yatıyor, kurtuluyor. Bu İyi bir mesaj vermiyor topluma. Cezanın caydırıcılığını azaltıyor. Ve sıkça işlenebilen suç haline dönüşüyor ki hemen ve acil bir biçimde buna dönük çalışmaların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Özgecan yasası çalışması da tam olarak bunu hedefliyordu. Aynen, tamamen bunu hedefliyor. Peki buna bir çözüm bulmak için bir psikolog olarak sizin önerileriniz nelerdir? Nereden başlamak lazım? Belki temel taştan, tam oradan, çocuktan başlasak bir takım şeylerin düzelebileceğini ve ilerleyebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Yani bir ailede eğer şiddet varsa %99 ihtimalle o çocuğun ileriki hayatında bir şiddetten bahsedebiliriz. Bir katil yaratabilir mi bu durum? Yaratabilir. Siz aslında Özgecan'ın meslektaşı sayılırsınız. Evet. Çünkü onun en büyük hayali psikolog olmak. Keşke yanımızda olsaydı ve meslektaşım olsaydı. Keşke akıl sorabilseydim. Çünkü biz meslektaşlarla birbirimize akıl sorarız. Şöyle oldu, böyle oldu, nasıl yapalım? Keşke arayabileceğim bir meslektaşım daha olsaydı. Özgecan aramızdan ayrıldı ama adıyla yaşamaya devam edecek. Ondan hayatını çalanlar geleceğini de çaldılar. Peki ya bütün bunlar hiç yaşanmasaydı? Bu hikaye nasıl biterdi sizce?
Günaydın. Buyurun. Özge gibi minicik. Gel ortada otur, otur. Şurada otur. Dünya tatlısı. Birine ve onun hayatını oynadığım için çok gurur duyuyorum bununla. Zaten en başından beri en derinden paylaşıyorum acınızı. Özge'nin elleri gibi, Özge'nin elleri böyle sanki ince parmaklar.